HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 28'i tutuklu 108 sanıklı Kobane davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Aslında sabah saatlerinde başlayan gerginlik bu kez başka bir gerekçeyle devam ediyor. Reddi hakim talebinde bulunmak istediği HDP'liler ancak mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi ve iddianamenin okunmasına geçildi. Şu anda protestolar eşliğinde alkışlar ve gürültü çıkararak bu protestolar eşliğinde iddianamenin okunması devam ediyor. Bir konum var. HDP milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir duruşma salonunu konuşacağız. Sayın Taşdemir, son olarak mahkeme heyetinin reddi talep edilmek istendi ancak buna dahi izin verilmedi. Neler yaşandı, anlatır mısınız? Ya açıkçası mahkeme ilk başlandı sabah saatlerinden itibaren tamamen hukuksuz tutumunda ısrar ediyor. Ya sabah ilk geldiğimiz eş başkanlarımız kapıda bir açıklama yapmak istedi, müdahale edildi, izin verilmedi, sesleri bastırılmaya çalışıldı. Ardından mahkeme salonuna geçtik. Mahkeme salonuna geçildiğinde bakın orası neredeyse bin kişilik bir salon. Sıraların yarısı boş, neredeyse yarısından fazla da asker, polis ve gardiyanlar doldurulmuş. Ama yargılanan arkadaşlarımızın avukatları yer yok gerekçesiyle alınmak istemedi. Bir kısmı alınmak istemedi. Avukatların yoğun itirazlarına rağmen yine mahkemen çok ciddiyetsiz bir tutumunda ısrar etti. Bunun üzerine avukatlar mahkeme salonunu terk etmek zorunda kaldılar. Diğer meslektaşların alınabilmesi için. Bir süre sonra tekrardan bütün avukatlar alındı. Yani gayet de yerde vardı. Yani meselenin yeri olmadığı, gerçekten savunma hakkının kısıtlanmak istendiğini ve davanın bir şekilde çok hızlıca aslında başlatılmak ve bitirilmek istendiği izlenimini biz edindik ve açıkçası böyle bir pratik de söz konusu. Ardından önceki dönem eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sabahat Tüncel söz hakkı almak istediği, çünkü mahkemenin bu tutumuna yönelik itirazları olduğunu ve reddi hakim talebinde bulunmak istediklerini ifade ettiler. Mahkeme bu kararı değerlendirme gereği bile duymadan 2 dakika içerisinde bu kararı da reddetti. Arkadaşlarımız kendini ifade etmesine, savunma yapmasına izin verilmedi. Bu talebin bile savunulmasına izin verilmedi ve hemen hızlıca iddianame okunmaya başlandı. Tabii ki bunun üzerine hem din izleyicilerden hem de avukatlardan yoğunca tepkiler gelmeye başladı. Haklı olarak itiraz yükseltildi. Yani şu mahkemenin kendisi tutumu, mahkeme başkanının ve heyetin tutumuna dönüp baktığımız aslında bir senaryonun oynandığını ve senaryonun figüranları oldukları çok açık ve net. Verilen bir karar var, hesaplanan bir durum var, bir kararlaşma var. Sadece hani minareyi çaldık, kılıfına uydurmak istiyorlar. Mesele bundan ibaret. Maalesef bugünkü mahkemenin tutumundan, yine AKP temsilcilerinin attıkları tweetlerden görüyoruz ki aslında bu bizim kumpas olarak tanımladığımız bu davanın İkinci ayağında mahkeme kumpasıdır. Burada da kumpas devam ettirilmek isteniyor. Bu çizilen senaryo bir kılıf uydurulmak isteniyor. Bir hukuki kılıf uydurulmak isteniyor. Aslında bunun hukukla bir alakası olmadığını, yine toplumdan gerçekleri gizleyerek, üstü örtünerek bir şekilde HDP ve arkadaşlarımız mahkum edilmek isteniyor. Bizce işin özeti budur. Tabii ki biz bu kumpas davasının neden açıldığını, hani 2014'te olan bu olaylardan 6 yıl sonra davaların açıldığını ifade alınan arkadaşlarımız bir kez de sanki bu işlemler yapılmamış gibi yeniden ifadeleri alındığını, tutuklamalar gerçekleştiğini biliyoruz. Birincisi bizim açımızdan bir IŞİD'in hesabı soruluyor. Bizden IŞİD'in hesabı soruluyor. Kobani halklarıyla yapılan dayanışma, Kobani'nin düşmemesinin hesabı soruluyor. Bunun için de bir kez daha HDP hedefe konularla bu süreç ilerletilmek isteniyor. Diğer bir boyutu da tabii ki şu an AKP iktidarının içerisinde olduğu kriz ve kaosla yakından ilgili ciddi anlamda yolsuzluklara, hırsızlıklara bulaşan bir AKP gerçekliği var. Sadece elindeki gücü kullanarak ayakta durmaya çalışan bir iktidar gerçekliği var. Şimdi bütün bu hırsızlıkların, yolsuzlukların her gün, yani gerçekten skandal olarak tanımlayabileceğimiz yeni durumlar, yeni olaylar açığa çıkıyor. Bunu da örtbas etmenin, topluma rıza göstermenin, ikna etmenin yolu da maalesef bir kez daha HDP'nin fikriyatı, HDP'nin dostları hedef haline getiriliyor. Bu kumpas davası da bugün bu yapılan, işlenen suçları örtbas etmeye, siyasetine, politikasına maalesef dönüşmüş durumda. Peki, çok teşekkür ediyoruz Dilan Dirayet Taşdemir.
TDP iddianamesi okunuyor şu sıralar demiştik. Protestolar eşliğinde okunuyor ve mahkeme heyeti aslında avukatların sabahtan itibaren hiçbir taleplerini kabul etmedi. Yine bir başka konum daha olacak. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. Sayın Akdeniz, siz de sabahtan itibaren duruşma salonundasınız. Nasıl görüyorsunuz? Gözlemleriniz neler? Ya aslında bir distopya var. Yani şöyle, pandemi dönemindeyiz. Ve böyle bir dönemde 1200 avukatın müdahil olmak istediği bir dava var. Türkiye'nin farklı cezaevlerinde olan insanların yargılandığı bir dava var. Ama bu insanlar gelemiyor. Segbis'ten bağlanıyorlar. Bir kameradan bir sürü cezaeviyle bağlanmaya çalışan bir dava. Ama Türkiye tarihinde de belki en önemli davalardan bir tanesi. İnsanlar ses duyamıyor. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş duymuyoruz diye bir şey gösterdi Segbis'ten. Keza Figen Yüksekdağ 15 dakikalık bölümü hiç duymadım dedi. Yani bu koşullarda nasıl adil yargılanma olabilir ki? Nasıl kendilerini savunabilirler ki? Her açıdan şey var, gerçekten problemli bir ortam var. Bütün bunlara rağmen şöyle olması gerekirdi. 4,5 yıldır cezaevlerinde haksız yere yatan insanlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda verilmiş iki kararı, Anayasa Mahkemesi'nin verilmiş bir kararı olmasına rağmen bu ısrar neden? Bu insanların zaten çoktan tahliye olmaları gerekirdi. Bakın, ben parti başkanı olarak Soma davasına gittim, Sakarya davasına gittim, 10 Ekim davasına gittim, Çorlu davasına, bakın her yerde adalet çığlığı var. Grevi yasaklanan işçilerden tutun, kayyum atanan Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar. Türkiye'de adalet talebi ekmek kadar, su kadar değerli. Ekmek, demokrasi ve özgürlük talepleri adalet talebiyle iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla bu dava sadece HDP davası değil, demokrasi davası ve bütün Türkiye kamuoyunu ilgilendiren bir dava. Kim Türkiye'de gerçekten layıkıyla bir adli yargılama ortamı var diyorsa bu dava hakkında yorum yapabilir. Ama kim mağdursa aynı mağduriyet burada da var. Bunu anlatmak istiyoruz. Neden önemli peki ve neden böyle bir dava açıldı? Yani şimdi Selahattin Demirtaş içeride bir ara bir kartona bir şey yazdı ve gösterdi. O şuydu, 128 nerede diye. Yani herhalde o kadar sığdırabildi ve tahminim 128 milyar doları kastetti. Halkın gündemi başka. Halkın gündemi yoksulluk, halkın gündemi işsizlik, ekonomi, pandemi, salgın. Bu koşullarda iktidar bloku hızla kan kaybediyor. Anket oranları ortada. Buradan toplumsal muhalefete gözdağı vermek istiyorlar. Gündemi kaydırmak istiyorlar. AKP'nin neo-Osmanlıcı dış politikasında bir tıkanma var. Eskisi gibi milliyetçiliği hortlatamıyor. Oy deposunu oradan alamıyor arkasına. İçeriden milliyetçiliği kışkırtmaya ihtiyaç duyuyor. Ve bunu da en iyi yapabileceği yer yine HDP üzerinden olarak düşünüyor. Ama bu böyle gider mi? Bu son derece tartışmalı. Çünkü siz ne karar verirseniz verin, uluslararası mahkemeler, uluslararası kamuoyu ve Türkiye kamuoyu vicdanında hem bu iddianame çökmüş bir iddianame, hem de bu dava şimdiden tartışmalı bir hale gelmiş durumda. Bakın, sanık avukatlar reddi hakim talebinde bulunuyor. Ona rağmen iddianame okunuyor. Yani usulen bir kere mahkeme heyetinin değişmesi gerekir iddianamenin okunmasına geçmeden önce. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Kobani'de ne oldu? Kobani olaylarında ne oldu? Bu süreçte ne oldu? Peki neden yargılanıyor bu insanlar? Vatandaşlar bunu da düşünebilir. Düşünmeliler de. Sorgulamalıyız biz. Hep beraber kamuoyu olarak sorgulamalıyız. Bir provokasyon olduğu açık. Ama bütün bu olaylarda HDP'li üyeler de öldü. Bir sürü insan öldü. Mecliste bu konuda soru önergeleri verildi. Yıllar önce verildi. Yıllar önce bu soru önergeleri, bu araştırma önergeleri niye kabul edilmedi? Meclis bunu niye kabul etmedi? İktidar neden korktu? Hangi gerçeklerin açığa çıkmasından korktu ve neden yıllar geçtikten sonra böylesi bir davayı, araştırma önergesini kabul etmediği halde açtı? Bunları düşünmeli halkımız ve buradan sonuçlar çıkarmalı diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in de yorumlarını aldık. Akdeniz, Kobane'deki gerçeklerin açığa çıkarılması gerektiğine dikkat çekti ve aslında bu davanın tüm demokrasi güçlerini ilgilendiren bir dava olduğunu söyledi. Duruşma devam ediyor.
takip etmeye devam ediyoruz bizler de. Gelişmeler oldukça yine aktaracağız. Petek, söz yeniden sizde. Çok teşekkürler Derya sana ve konuklara. Gün boyunca gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz.